1990'lı yıllarda Türkiye'de otomobil sahibi olmak zordu, hayaldi. Öyle bir dönemde, faizlerin çok yüksek olduğu bir dönemde, bir otomobil almak için iki otomobil bedeli ödemek icap ettiği bir dönemde bu el birliği sistemi piyasada başladı ve hakikaten de o günkü şartlarda birçok insanımız bu el birliği sisteminden otomobil sahibi oldu. Ve otomobili sistemimiz devam ederken 90'lı ve 2000'li yıllarda gelişerek Türkiye'nin birçok bölgesinde şubeler açtık. Ve otomobil konusunda Emin Otomotiv kendisini kanıtladı. Ve bütün Türkiye Emin Otomotiv duyurulmuş oldu. 2005'li yıllarına geldiğimiz zaman otomobilin artık Türkiye'de ikinci bir segmenti olan insanların konut sahibi olması, hayatında artık insanların ev sahibi olması gündeme geldi 2000'li yıllarda. Ekonomik Türkiye'deki gelişmelerden kaynaklanan ve biz 2005-2006 yıllarında konut çalışmalarını Emin Evim olarak başladık. Ve bu şeyde de Emin Evim'de de ciddi bir çalışma yaparak 2016'ya kadar Türkiye'de 90'a yakın şube açtık. İnşallah bu yılbaşı yıl sonu itibariyle 130 şube olacak ve Türkiye'de Emin Evim'de bir marka haline getirildi. Buradaki bütün mesele insanların alım gücüne uygun, herkese uygun, herkese ve herkese uygun. Ayrıca faiz olmadığı için enflasyon oranında ilk alan kişiler evi o bedelle aldığı için ve bilahare geç alanlarda daha ucuz maliyetlerle ev sahibi olduğu için Emin Evim'de ciddi bir talep gördü. Burada daha ziyade asgari geliri olan, bankadan kredi alamayan, aylık belirli bir geliri bankaya ibraz edemeyen, bazen hayatında çek, senet ödemelerinde sıkıntıya düşmüş vatandaşımız, iştirakçılarımız bize çok ciddi rağbet gösterdi. Ve hiçbir şekilde ev sahibi olma şansı olmayan insanlar Emin Evim'den ev sahibi olmaya başladılar ve memnun oldular. Bugüne kadar 35 bin kişi ev sahibi, 70 bin kişi otomobil sahibi ve bugün 40-50 bin kişi de gene ev sahibi olmak ve otomobil sahibi olmak için bizim sistemimizde sırada bekliyorlar. Otomobilde yaptığımız, hani hanımların altın günü olduğu gibi, otomobilin bedelini 20 kişilik, 30 kişilik, 40 kişilik gruplardan topluyoruz. Otomobil eğer bugün 20 bin ise, o kişi de ayda 1000 lira ödeyebilecekse 20 bin lira 20 kişilik bir grupta 20 ay içinde otomobil sahibi oluyor. Eğer o kişi ayda 500 lira ödeyecek gücü varsa, alacağı otomobilde ikinci elde gene 20 bin ise, ayda 500 TL ödemek suretiyle 40 ay içinde, ama biz 40 ay bekletmiyoruz. Vade ortasında herkese otomobil sahibi yapıyoruz. Burada aynı sistemi evde uyguluyoruz. Yalnız evde bir değişiklik getirdik. Ev bir noktada yüksek bir maliyeti olan bir şey. Yani bugün asgari bir ev 60 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira diye gidebiliyor. Burada insanların alım gücüne göre bir grup seçiyor. Diyor ki ben ayda 1000 lira ödeyebilirim. Ayda 1000 lira ödeyen bir kişi hiç peşinat vermemiş olsa 100 bin liralık bir eve sahip olabiliyor. Veya 120 bin liralık bir eve sahip olabiliyor. Eğer evini almışsa bu kişi, çekilişte evi çıkmışsa bir miktar fazla ödüyor. O ödediği fazlalığı da biz evi almayan kesime taksim ediyoruz. Yani ilk evi alan, diyelim ki 100 aylık bir grupta ilk evi alan 100 bin liralık bir evi 135 bine mal etmişse en son alan 60 bin liraya mal etmiş oluyor. Burada bir adalet sağlamış oluyoruz. Burada evi alan evden istifade ediyor. Evi almak için sıraya girenler de o imkanlardan taksitlerini daha az ödemiş oluyor. Bunun özeti bir el birliği sistemi. Tek başına insanların veya az insanların yapamadığını daha geniş kadrolarla, daha geniş havuzlarla bunu icraya uygulamaya getiriyoruz. Bu bugün için inşaat alanında, enerji alanında, emin enerji, güneş enerjisi, hayvancılık, tarım alanında da uygulanması mümkün olacak. Şu an enerjide de güneş enerjisini uyguluyoruz, el birliği yapıyoruz. Devletin tahsis ettiği 1 megawattlık
enerji, güneş enerjisi müracaatını şirketlerle bu müracaatı yapıyoruz. O şirketlerin ortaklarına da, ortaklarımıza da o güneşten elde ettiğimiz, devletten elde ettiğimiz geliri taksim ediyoruz. Bunda da bir el birliği sistemi var. Burada insanlar diyelim ki 20 bin lirayla bu sisteme ortak oluyorlar. Yılda 2 bin lira gelir sağlıyorlar, kira alıyorlar. Eğer imkanı varsa 40 bin liralık hisse alıyor, 2 hisse alıyor. Yılda 4 bin lira kira almış oluyor. Diyelim ki ev almak istemiyor. 100 bin liralık bir bizden sisteme yazılmış, evi çıkmış. 100 bin lirayı almak istemiyor. Diyor ki ben bu evi alsam belki bana 300-400-500 lira kira gelebilir ama ben sizden güneş enerjisi hissesine ortak olayım diyor. O da 100 bin lirayla ayda 1000 liraya yakın bir gelir sağlamış oluyor. Ve bu şekilde de hem emin evimi olan evinin borcunu ödemiş oluyor hem de sistemden elde ettiği karla da evinin ihtiyaçlarını gidermiş oluyor. Emin evin bir el birliği sistemi, bir sosyal sorumluluk projesi, toplumsal bir kalkınma projesi. İnsanlara nasıl faydalı olabiliriz? İnsanların tek başına çözemediği problemleri çözmek için ortaya koyduğumuz bir model oluyor. Burada bir şey icat etmiyoruz. Bu imece bizim kültürümüzde, kökümüzde var. Köylerde el birliğiyle çalışmalar, tarlalara işçilik yapma gibi. Aynı modeli daha geliştirmek suretiyle bugünkü teknolojiden, bilgisayardan, sistemden, telefondan, reklamdan istifade etmek suretiyle daha geniş alanlarda uygulamak istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda başarılı olduk. Bu başarıyı adım adım daha ileri noktalara getirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'mizin hakikaten milli gelirinin yükseltilmesi lazım. Hiç olmazsa bizim Batı Avrupa devletlerinin standartlarını yakalamamız lazım. Onlardaki ekonomik gücü elde etmemiz lazım. Ekonomik gücü elde edemezsek bağımsız olamıyoruz. Bağımsız olmadığımız zaman dünyaya bağlı kalıyoruz. Belli devletlere bağlı kalıyoruz. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, sağlığımızı istediğimiz şekilde yetiştiremiyoruz, istediğimiz şekilde koruyamıyoruz. Ekonomik bir kalkınma modeline ihtiyaç var. Bu model biraz adil, bizim kültürümüze uygun bir model, el birliği. Bunu Batı kooperatif olarak yapmış ve başarılı olmuş. Fakat Türkiye'de maalesef kooperatifçilik uygulamasında bir sıkıntı olduğu için birçok kooperatifler başarılı olamadı. Başarılı olan kooperatifler de güzel şeyler yaptı. Bu aynı el birliği, kooperatifçiliği bir anı bizim kültürümüze uygulama şekli. Bizim kültürümüzde dayanışma var, el birliği var. Herkesin tok olacağı, herkesin eşit paylaşım yapabileceği, paylaşılabileceği bir sistem. İnşallah başka alanlarda da, sanayide, teknolojide, efendim deniz alanlarında da çalışmalarımız devam ediyor. Konya'mız tarım şehri, sanayi şehri ve ülkemize çok model olacak şeyler çıkarmamız mümkün. İnşallah Konya'daki sanayicilerle işbirliği yapmak suretiyle her türlü alanda yeni üretimleri yapmamız mümkün. Bu noktada işbirliğine, el birliğine ihtiyaç var. Konyalıların, bu çalışkan Konyalıların inşallah enerjisini birleştireceğiz. Bütün Konyalılara selam, KonTV dinleyicilerine, seyircilerine selam. Mutluluklar, hayat dolu başarılar. Çok mutluyuz halimizden. Evet. Hiç beklemiyordum. Ben bekliyordum. Çünkü kızım şanslı. Kızımın adına yazıldım. O da çıktı. Tabii ki biz gençken başladık ama ev sahibi olmak daha iyi, bizim için daha iyi oldu çünkü. Erken davranmak daha iyi oldu. Daha genciz zaten, yaşımız da genç. Çok güzel oldu yani bizim için, iyi bir şey oldu. Yani gerçekten faizsiz, yani hiçbir zorluk çıkarmadan
bizi ev sahibi yapan o insanlardan Allah razı olsun. Önce Allah'a hamdolsun. Yani böyle buraya rastladığımız için Emin evine. Bugün bizde sıfır veya ikinci el diye bir adlandırmamız söz konusu değil. İkinci el araç için bizi tercih eden bir müşterimiz kapıdan içeri girdiği zaman bizim için önemli olan o müşterimizin ödeme imkanlarını öğrenmeye çalışmamız. Müşterimizin ödeme imkanı veya düşünmüş olduğu ikinci eldeki araç değerini biz çekilişli sistem, vade orta sistem, peşinatlı sistem. Müşterimizin ödeme kriteri hangisine uyuyorsa müşterimizi ona yönlendiriyoruz. Eğer müşterimizin hiç peşinatı yoksa ve 20.000 TL değerini bir araç almak istiyorsa bu müşterimiz iki tane sistemimizden faydalanabiliyor. Peşinatı olmamasına rağmen. Birincisi 20 aylık vade yazılmışsa 20 aylık vadede noter uzun çekilişe girer. Çekilişte hangi tarihe çıkarsa o tarihte ikinci el aracını teslim alabilir. Bizden de tercih edebilir aracını, kendi bulduğu bir aracı da tercih edebilir. Veyahut ben çekilişe girmek istemiyorum, ben şansıma, kısmetime güvenmek istemiyorum, güvenmiyorum. Veyahut alacak olduğum tarihimi bilmek istiyorum müşteri diyen müşterimizi de çekilişe değil de yarı vadede teslim seçeneğimize yönlendiriyoruz. O da vade ortası teslim sistemimiz. Bunun yanında eğer müşterimizin elinde bir miktar peşinatı varsa, mesela 20.000 TL değerini bir araç almak isteyen birisinin, bir müşterinin 5.000 TL değerini 5.000 TL peşinat verme durumu varsa, geri kalan 15.000 TL'yi de 20 aylık vadede değil de 15 aylık vadede ödeme durumu varsa, bunu 15 aylık taksitlendirme dilimine vadeye alıyoruz. Teslimatı başlangıçtaki vermiş olduğu peşinatların dolayı yarı vadeden daha da öne teslim almış oluyor. Ki takriben 15 aylık vadede yarı vadeye girmiş olsaydı 8. taksitte teslim alırken başlangıçta peşinatından dolayı bu müşterinin teslimatı 5. veya 6. taksitte tekabül eder. Yani başlangıçtaki vermiş olduğu peşinat miktarı sistemde o müşterimizin aracının daha erken teslim etmesini sağlamış oluyor. Sıfır araçta da aynı şekilde. Sıfır araçta başlangıçta müşterimiz istediği herhangi bir model marka hiç fark etmiyor bizde. Bizde marka model sınırlaması yok. Başlangıçta bunu söylemek, belirtmek istiyorum. Yeter ki istediği araç Türkiye şartlarında bulunabilen bir araç olsun. Bu binek olabilir, bu ticari olabilir. Önemli olan araçtan ziyade aracın değeri. En önemli bir konu da şu, şu anda sistemimizden araç konusunda faydalanan kesimlere baktığımız zaman insanlar şunu yapıyorlar. Bugün aracı olan bir müşteri, bir kişi araçsız kalmadan da arabasını değiştirme imkanından faydalanıyor bizlerden. Bugün ikinci el bir aracı olan bir kişi hiç araçsız kalmadan o müşteri sıfır araca binebiliyor. Bu nasıl oluyor? Bugün benim altımda 30.000 TL değerli bir aracım var. Tercih etmiş olduğu araç 60.000 TL'lik bir aracı binmek istiyor veya bindiği aracın sıfırına binmek istiyor. Biz o müşteriye şunu yapıyoruz. O müşterinin elinden aracını almıyoruz. Aranızda binmeye devam edin diyoruz. Alacak olduğu araçla kendi aracı arasındaki fiyat farkı ne kadarsa onu o değerde bir rakama yazıyoruz. Teslimatı ne kadar yine taksiden ödüyor. Teslimat esnasında kendi bindiği aracı bizim kendi galerimizi de satabilir veya kendisinin daha uygun fiyatı satma durumu varsa kendisi değerlendirip getirip teslimatı onu da bize vererekten 30.000 TL'lik aracını 60.000 TL değerindeki sıfır aracı da çevirebilme imkanı mevcut. Biz esasında ev satmıyoruz. Biz esasında araç satmıyoruz. Biz büyük bir organizasyon yapıyoruz. Yaptığımız bu büyük organizasyonlarla da aynı imkana sahip olan 500 TL'lik ödeme imkanına sahip olan aileleri bir araya getirmek, onları birbirinden faydalandırmayı yapıyoruz. 1000 TL ödeme imkanına sahip olan aileleri bir araya getiriyoruz. Onları kendi aralarından faydalanmayı sağlıyoruz.
Diğer tarafta imkanı daha iyi olan, daha iyi ödeme imkanına sahip olan aileler de kendi imkanlarına göre birbirlerinden faydalanaraktan bankaya göre veya kendi imkanına göre sistemin avantajından faydalanaraktan evi yoksa ev alıyor. Evi var, evini değiştirmesi gerekiyor, değiştirme imkanı yok. Bu sistemle evini değiştirebiliyor. Veya kendisi iş yeri sahibi, kendisine uzun vadede iş yeri lazım, büyük bir gayrimenkul lazım, kendisine gayrimenkul alabiliyor. Arsa yatırımı yapabiliyor, kendisine iş sahası kurabiliyor. Yani bu organizasyonla, yaptığımız bu büyük organizasyonla insanların neye ihtiyacı varsa bu sistemden faydalanıyor. Ama en önemli mevzu şu anda Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da kira oranlarının artışından dolayı, yüksekliğinden dolayı insanlar bir an önce ev sahibi olmayı tercih ediyorlar. Fakat bu bizim sistemimizin dışında hakikaten çok kolay olmuyor bu ev sahibi olmak. Çünkü bizde anlattığım üzere her kesimden bir şekilde kirası haricinde kenara, kirası kadar veya kirasına yakın bir bütçe ayırabilen bir kişi rahat bir şekilde ev sahibi olabiliyor. 40 aydan 120 aya kadar taksit imkanı var. Bir aile var, ödeme imkanı çok kısıtlı, bu 120 aylık vadeyi tercih ediyor. Bir kişi var, 40 aylık vadeyi tercih ediyor. Ki en uzun vadeyi tercih eden bir müşterimiz bugün kirasının haricinde en uzun vade olan 120 aylık vadede taksit ödeyebilen bir müşterimiz 120 aylık vadede çekilişli sistemi tercih ettiğinde o sistem arasında, o 120 kişi arasında evini en son alan o kişi olmuş olsa ne zaman alacak normalde? 120 ayın sonunda alacak. Fakat burada bu yapılan organizasyonun büyüklüğünden dolayı şirketin zamanla yapmış olduğu kampanyalardan ötürü şu anda Emin Evim'den faydalanan bir müşteri 120 ay sonra bile sırası gelen bir kişi yarı vadede garanti teslimatını alıyor. Biz ne ev satıyoruz, ne otomobil satıyoruz. Biz bir organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyonlarla da insanları gayrimenkul veya otomobil sahibi yapıyoruz. Yeter ki bir müşterimiz bize gelsin, durumunu güzel bir şekilde aktarsın. Benim çalışanım onu güzel bir şekilde dinledikten sonra o kişiye yardımcı olunmaması mümkün değil.